Arkadaşlar herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yabancı uyruklu eş adaylarınızla Türkiye'de nasıl evlenirsiniz, süreç nasıl işliyor bu konu hakkında bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere benim eşim Taylandlı. Ama ben size bu işin genel çerçeveleriyle, yani hangi ülke vatandaşı olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti eş adayınızda neler bekliyor, hangi belgeler isteniyor, bu konulardan bahsedeceğim. Öncelikli olarak bütün belgeleri Türkiye Cumhuriyeti Türkçe istiyor. Bu belgeler sırasıyla şu şekilde. Birinci madde. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunuz ülkeden doğum kağıdınızı bekliyor. Yani Türkiye'deki tabiriyle kafa kağıdı. Bunu kendi ülkelerinden getirebilirler. Aynı şekilde konsolosluktan, eğer konsolosluk varsa konsolosluktan da alabilirler. Bu konsolosluk mevzusunu en sona bırakıyorum. Şimdi belgelerden devam edeceğim. İkincisi, evliliğe dair hiçbir engelin olmadığına dair belge. Yani kendi vatandaşı olduğu ülkesinde daha evli midir, değil midir? Türkiye Cumhuriyeti bunu takip edebilmesi için bir belgenin, yazılı olarak bir belgenin gelmesi gerekiyor Türkiye'ye. Bu belgeyi getirecek. Üçüncü madde. Eğer vatandaş ülkesinde isim değiştirdiyse, isim değiştirdiğine dair de bir belge getirmesi gerekiyor. Dördüncüsü de pasaportunu getirecek. Pasaportun tercüme haline getirecek arkadaşlar. Bu belgelerin hepsi Türkçe'ye çevrilmiş şekilde olacak. Bunu Türkçe'de yapmaya kalkarsanız eğer bulunduğunuz ülkenin dili eğer yaygın bir dil değilse İngilizce gibi Türkiye'de bulunması zor olabileceğinden, yani özellikle Taci ve Türkçe'yi aynı anda bilen bunun yeminli tercümanı sizin de takdir edeceğiniz gibi çok zor bulunur. Bulunduğu zaman da çok pahalı olur. Bunun yerine kendi ülkelerinden İngilizceyi, kendi dillerinden İngilizceye, İngilizceden de burada Türkçe'ye çevirmelerini ben tavsiye ediyorum. Hem bulunma kolaylığı açısından hem de maliyet açısından. Şimdi belgeleri, ilk doğum kağıdı belgesini aldınız. Evliliğe lisans belgesini aldınız. İsim değiştirdiyse isim değiştirme kağıdını aldınız ve pasaportunuzu aldınız. Bunu İngilizceye kendi ülkenizde çevirttiniz. Veya eş adayınız çevirtti. Bu İngilizceye çevrilmiştir diye onun belgelenmesi gerekiyor. Ülkesinin, yabancı eş adayının ülkesinin Dışişleri Bakanlığı'na gidiliyor. Bu belgelerin İngilizce hali götürülüyor. İngilizce halini Dışişleri Bakanlığı inceliyor ve oraya apostil vuruyor. Bunun anlamı bizim ülkemiz tarafından bu belgelerin doğruluğu onaylanmıştır diye. Ondan sonra bu belge o ülkedeki Türkiye Konsolosluğu'na gidiyor. Türk Konsolosluğu'nu buluyorsunuz ülkede. Ondan sonra da diyorsunuz ki her yerde de özellikle ben böyle böyle kendi hikayenizi anlatın. Ben evlenmek için, yabancı ülkede evlenmek için bu belgeleri istiyorum diye de belirtin. Ondan sonra Türk Konsolosluğu'na verdiğiniz belgeyi Türk Konsolosluğu da işte size onaylıyor. Diyor ki Tayland hükümeti bana bu belgeyi verdi. Ben de bu belgenin doğruluğunu onayladım. Artık işleme hazırdır diye size belgeyi geri yolluyor. Ondan sonra siz Türkiye'ye, yani eş adayınız Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de buradan sonra yapmanız gereken şeyler önemli. Bilhassa yeminli tercüman belgesi olacak. Yani kesinlikle yok benim İngilizcem çok iyiydi, ben kendi başıma çeviririm bunları demek yok. Yeminli tercümandan çevirttiriyorsunuz ve özellikle isimdir, soy isimdir, pasaport modudur, bu gibi kritik bilgileri eksiksiz, anne adı, baba adı, tek bir harfin bile, noktanın bile yanlış olmayacağı şekilde çok dikkatli çevirttiriyorsunuz. Ondan sonra yeminli tercüman çevirdikten sonra bir siz de kontrol edin doğruluğunu.
yeminli tercüman notere yolluyor. Noter de bunu yaklaşık kağıt başına 75 lira mıydı, öyle bir şeydi galiba, onaylıyor. Bundan sonraki kısım tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nde her iki Türk vatandaşı nasıl evleniyorsa aynı şekilde süreç devam ediyor. Ben yine bunlardan da bahsedeyim kısaca. Benim hatırladığım kadarıyla 2 adet sizden fotoğraf isteniyor. Evlilik cüzdanı parası isteniyor. Bunu yatırıyorsunuz evneye. Kan testi isteniyor ve yabancı uyruklular için gene tercümanlık belgesi, yani lisanslı tercümanlık belgesi olması gerekiyor. Gerçekten yeminli tercüman olduğuna dair isteniyor. Eş adayınızla beraber başvuruyorsunuz. Ondan sonra size istediğiniz bir tarihi veriyorlar. Yani dolu değilse, eğer o tarih dolu değilse, size istediğiniz tarihi veriyorlar. Ve yanınızda nikah sırasında yanınızda yeminli tercümanın da bulunması gerekiyor. Eğer eş adayınız Türkçeyi konuşamıyorsa, iyi konuşamıyorsa, yeminli tercümanın da yanında bulunması gerekiyor arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir bu konuda. Eğer takıldığınız bir yer olursa aşağıya sosyal medya linklerimi bırakacağım. Buralardan bana ulaşmayı unutmayınız. Lütfen çekinmeden sorunuzu. Çünkü ben birkaç kişi dışında yardım alamadım. Hatta özellikle Tayland için bahsedeyim ben bunu. Bana çok dendi işte, hatta aradım Tayland Türkiye'deki Tayland konsolosunu, ya işte buraya gelmeniz gerekiyor da burada olacak da bütün işleri burada hallediyorsunuz da, arkadaşlar öyle bir şey yok. Bir insan kendi ülkesinde halledemediği bir işi konsoloslukta hayli hayli halledemez. Yakınsa ve uçak masrafları veya gidiş geliş masrafları çok fazla olmuyorsa, eş adayınızın kendi ülkesine gidip işlerini hızlı bir şekilde yapmasını tavsiye ederim. Süreç gene biraz uzun sürüyor. Özellikle Dışişleri Bakanlığı'nda 2 hafta gibi bir süre sürüyor. Diğer kısımları gün içerisinde veya 2-3 gün içerisinde halledebiliyorsunuz. Tabii ülkenin şeyine de bağlı, hangi ülke olduğuna da bağlı. Genel olarak böyle. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Aşağıya sosyal medya linklerimi bırakacağım. Buradan bana ulaşabilir, sormak istediğiniz sorularınızı sorabilirsiniz. Herkese hayırlı pazarlar diliyorum tekrardan. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.